Çok daha iyi bir direkt. Kaç yılda İslam Kalkınma Bankası kredi satıyordu Türkiye'de? Ha? 84-90. Danışmanlık yaptım. He? 2000'li yılda danışmanlık yaptım İslam Bankası kredilerine. Ha, doğru. Değil mi? Tabii. Peki, yani, Cumhurbaşkanı yardımcısısın. Bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı. Dedi ki, vay abi seni Cumhurbaşkanı yardımcısı koltuğuna oturttuk. Abi, ne yaparsın? Abi, benim ilk yapacağım iş... Herkesi kovarıyor. Herkesi kovarım, herkesle bütçesini yarı yarıya indiririm. 2,5-3 trilyonluk bana tasarruf vereceksin. Maliye Bakanlığı da sırf keyfim için kapatırım. Keyfim için kapatırım ya. Yaptıkları bir şey yok ya. Berbere gidip ceza kesiyor şerefsiz. Var mı berber arkadaşım mı? Biliyorum abi, görüyorum. Ya benim şey olur mu sen? Yani o adamın sağladığı istihdamı düşüneceksin sen. Ama ben bakıyorum, ediyorum, vergi ödeyen yok. Ben yıllardır söylüyorum, benim çalıştığım şirketin patronu AKP'li. Yazıyoruz, çiziyoruz, gönderiyoruz. Ya diyor, bu adamı nereden buldun diyor. Fuat Bey olsun, şu olsun, bu olsun, neyse çok etkisi. Abi patrona da geçirdim, rahatladı. Ama ben bildiğimi söylerim. Kazançlarına da bakıyorsun. Ben bildiğimi söylerim kardeşim. Ben yolda Ferrari gören biri gördüğüm zaman çekerim, polisi çekeceksin derim. Lan yıllardır çalışıyorum ya. Eğilenlerde çalıştım. Her yer çalıştım. Ferrari düşeceğim. Benim malım mümkün ortada. Ferrari'si olan var mı aranızda? He? Ferrari'si, Porsche'dur, şudur, bu hepsini. Audi'si? Çekin. Audi, hepsini çektim. A6 ama A8 değil. Gerçekten. Başka. Bakın arkadaşlar, ben size bir rakam vereyim. Osmanlı baktığında 106 milyon eşdeğerde altın borcu vardı. Bugünkü rakamda 500 milyar dolar. Bu Osmanlı'nın borcunu Cumhuriyet 1944 yılında kapattı. Bak, 500 milyar dolar borcu kapattı. Bu ülke zengin. Ama abi biz bunlara verelim yeğenlere ya. Yeğenlere diyelim ki gel bakanım gel. Bakanım gel. Bilmem neyim gel. Ama size 10 milyon dolar gidin ya. Gidin. Onda 10 milyon dolara doymuyor. Niye kesin? Ya gitsinler abi yani. 10 milyon dolar yaşasınlar yani. Bayram abi ağzına sağlık. Çok ya onun için ben sadece şunu söylüyorum. Bir de ben size söyleyeyim. Borsada SPK'nın yeniden ele alınmazsa siz hep kaybeden tarafında olursunuz. Biriniz kazanır. Hepiniz kaybedersiniz. Doğru. Burada çok güzel bir çok dikkat edin. Bu operasyonlarda bak SPK'da sen şunu yapamazsan Koç Holding, Sabancı Holding, Eczacı Holding'in %50'sini halkaz yapamazsan bir yere varamazsın. Bir şirketin %50'sinden fazlası halka arz olmalı. Piyasaya girdikten en geç 5 yıl içinde veya 10 yıl içinde. O zaman işte profesyonel sermaye gelir. Türkiye'ye o zaman profesyonel sermaye girmişler. Türkiye'ye gelen profesyonel sermaye değil. Bakın profesyonel sermaye değil. 3-5 tane benim Londra'da tanıdığım daha hala foncular bu ülkeyi parmağında oynatıyorlar ya. Onlara bize bile verme. Ülkeye bile sokmam abi. Sokmam ya. Kapital Osman vardı, hatırlar mısın? Evet. Kapital Osman. Bunlar falan ne? Ya bunlar görseniz Osman abi. Akıma. Ya şimdi gerçekleri konuşacaksak gerçekleri konuşalım. Ama gerçekleri konuşmayacaksak bak ben sizi uyarıyorum ha. Borsada kazanan olmaz. 10 kişiden bir kişi kazanır, 9'u kaybedersiniz. Çünkü yapı böyle. Çok kazansanız ne olur? Ya siz zengin olacaksınız. Kimse siz zengin olmazdı. Bir şey yok. Anlamayın, hepiniz altına kararına gireceksiniz. İnşallah. Ben de vergilendireceğim sizi. Yolda çevirip alacak altınız. Ha, daha çok konular var. Konuşacağımız o kadar çok konular var ki. Ya bir dünyada para nasıl hareket eder? O yüzden Bayram abi bir sonraki bölümlere de katıl diyoruz. Sende vaktim yok diyorsun. İyi bir foncu nerede darbe olacak? İyi bir foncu nerede hükümet değişecek? İyi bir foncu nerede şey olacak? Bunu çok iyi bilir. Siz foncularla da çalışmıyorsanız
Yani yine kaybedersiniz. Büyük balığın yanında olmayan küçük balık kaybedersiniz. Bakın ben size söyleyeyim onu. Foncularla çalışmazsanız kaybedersiniz. Ben 2-3 ay önce herkes dedim ki Bitcoin'e girin, 45'ten alın, 68'den çıkın. Hayda. Neredeydin? Siz demedin mi? Dedim işte ama falan. Yalancı şahsı. Ama kazandı, kendisi de kazandı. Abi ne varsa mülkiyeliler var, bir sana gelmiyor bak, mutluyorlar. Şimdi olay budur. Fon para hareketini takip ediyorsunuz. Benim mülkiyeliler yok. Para hareketini takip ediyorsunuz. Demin çok güzel bir örnek verdi. Çok güzel bir örnek verdi, yapı kredi bozuldu. Bunu takip edeceksin. Ne demek istiyor? Suat Bey ne demek istiyor? Ben mesela şimdi ben dedim bakın finansmancı finansmancı çok yani dediğim gibi rakamlar üzerinde oynar. Ben New York'a da gittim, adamı kandırdım. Londra'ya da gittim, adamı kandırdım. Raksın listesini al dedim, kandırdım. Değil mi abi? Kandırdım. Tahta kapandı. Dedim yavaşlar alıyor Suat dedim, sen de al dedim. Ben de aldım. 90 kandırıldı. 96 mı? İstiyorsan böyle yaparsın. 95. 95. Neyse. Ama kapattı da. Bunu aksi hikayesi bitmez. Bir ara. Yok. İkinci bölümde Raksi'yi anlatmanız lazım. Bacağın hepsi burada. Başka bir zaman atarız. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ya kusura bakmayın ben böyle şey sessiz görünüm ama böyle sahnede konuşma yaptığım zaman değişik devleştim bir anda abi. Ha, başka bir kişiliğe bürünürüm. Bu normal yani işten kaynaklı. Oturunca yine sakinleştiniz. Yine de sakinleştiniz. Vallahi pro olsaydı şimdi rahatlar. Pro olsaydı rahatlar. Nasıl vardır ya? Yoksa nasıl olan söylesin. Bu arada sakinleşmek için de depresyonları da kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü biraz müfür müfür de edelim yani de. Onun için kusura bakmayın. Aslında hanımlar olduğu için frenliyorum kendimi. Ama küfrettiğim insanlar da biraz siyasetçiler yani işte. Hak ediyorlar. Gereksiz insanlar yani. Ben de abi Bayram abi daha çık çağıralım diye. Borsacı olup da küfüre alışık olmayan yoktur herhalde. Merve'nin konuşsun sen. Biz de aynıyız da aynı kütle giriyoruz. Masada çalıştık yani. Healing Room'da çalıştık. Çalışan adam zaten. Ama artık yaşımız başımızdan dolayı yapamıyoruz. Abi ağzına sağlık. Çok sağ teşekkürler. Evet. Tuncay abiye geldi sıra. Abi bir taraf yabancı bacağını anlattı. Diğer taraf yabancı gelir mi gelmez mi hangi şartlarda gelir bölümünü anlattı. Şimdi sıra sende. Yıllarca aracı kurumlarda çalışmış bu konuda tecrübeli biri olarak gelirse ne yapar nasıl anlarız? Evet Merkez Bankası'nın bu haftaki raporunda bir şeyleri gördük. Biraz yabancı geldi yabancı bir şeyler aldı. 14 Kasım'dan beri bir yabancı alımı var ama lokal. Çok belli bir yerde yayılamadı. Birinci etap Mayıs seçimlerinden önce başladı. Geldi gitti. Evet. Bir hedge fund geldi gitti. Evet. Geldiğini nasıl anlayacağız biz? Kapıyı mı çalacak? Ne yapacak? Şimdi önce ben de bir kendimi tanıtayım. Tuncay Bora ben. İşte 89 yılında ben matematik orijinliyim. 89 yılında bir aracı kurumda bilgi işlem olarak başladım. Sonra bütün evreleri yani hisse takas, para takas, hazine borsası ve devlet tahvilinde işlem yaptım. Şey, dealing room. İşte özel seanslar yönettik böyle süreç içerisinde. Daha sonra yönetim kısmına geçtik. İşte aracı kurum idare ettik. 99 yılında itibaren yaklaşık bir 15 senede reel sektöre finansman yapan faktörün şirketini idare ettim. Dolayısıyla bunu niye söylüyorum? Yani ülkede hem finans kısmında hem de reel piyasalar kısmında olduğum için ben biraz daha böyle bütünleyici bakıyorum. İşte bazen odalarda falan konuşuyoruz. Hep de biraz da ülke sosyolojisine dahil ederek ben yorumlamamı hep öyle yapıyorum. Kısa vadeli çok o kısımlara girmiyor. Bu arada daha yetkinler var. Şimdi Burak'ın işaret ettiği yani yabancı, işte Sait Bey'in işaret ettiği yabancı temel nokta şu. Yani para yok. Şimdi para ne zaman vardı? Ben 12 Mart 2020'yi biraz mikro biraz makro konuşacağım. Kusura bakmayın dağıtabilirim. Kusura bakmayın. Ben pivot noktayı 12 Mart 2020 alıyorum. Yani pandemide ilk vefatın olduğu ilan edildiği ve
6 Ekim 2023 Gazze olaylarının başladığı bu iki pivot nokta, ben bir pastadaki bir dilim olarak bakıyorum. Yani o başlangıçla bitiş arasında işte oyunda olanlar, yani burada büyük rakamlar kazandılar yani bu oyun içerisinde. Ama o zaman temel nokta neydi? Yani esas katalist neydi? Paraya erişim. Bakın çoğumuz neredeyse sıfır maliyetli paraya eriştik. Yani işte arabalar alındı, gayrimenkuller alındı, değil mi? Bankalar, tabii o günkü konjonktür öyleydi, dünyada da öyleydi. Yani memleket insanını rahatlatmak adına bir devlet politikası var. Bütün dünyada olduğu gibi yapıldı ve bu finansmana çok rahat erişince başlangıçta, yani o Mart'ta başlayan harekete dikkat ederseniz ilk böyle 15-20 gün böyle bir bocalama oldu. Çünkü biz yaşamadık böyle bir şey. Dedelerimiz yaşamışlar yani 1900'lü yıllarda bu tip, o zaman pandemi dememişler de işte veba olmuş vesaire, ama şimdi biz kendi yaşadığımız dönem içerisinde biz böyle bir şey bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Yani dünyadaki hiç kimse bilmiyor. Pandemi. Yani ne olacak? Ölecek miyiz? Kalacak mıyız? Böyle biraz hafızalı tazelerseniz böyle Nisan'dan itibaren, yani Nisan 2020'den itibaren böyle bir çıkışlar olmaya başladı. Alıyordunuz, satıyordunuz. Sonra sattığınız kağıt geri gelmeyince başka bir hisse alıyordunuz. O da gidiyordu. Onu satıyordunuz, başka bir daha gidiyordu falan. Çünkü içeride bir şey vardı. Paraya erişim çok kolaydı. Şimdi gelelim bugüne. Aylık paranın maliyeti 5. Doğru mu? Yani bu taşıma maliyeti. Kredi kullanıyorsanız kaç? 7,5, 8, 9. 6,3 civarı. Onur burada mı? En iyi onu Onur biliyor. Yani Onur sigara içmiyor. Ne diyorsun Onur? Yok buradayım abi, merhaba. Onur sigaraya mı gittin? Burada. Evet. Yani krediye erişim, yani paraya erişim. Kendi paranızsa %92 ile, yani gecelik faiz oranı artı 40 ile 65. 7-8 diyelim. Evet. Şimdi kendi öz kaynağınızla bir ürünü aldığınız zaman zaten onun maliyeti her ay için %5. Bir yılda bir overını bitirecek seviyeye getirdiniz. Gayet tabii. Şimdi böyle olunca para, yani paraya ulaşmak zor olunca, o zaman hisse senetlerini yukarıya ilave bir momentumla taşımaya ilave bir kaynak gerekiyor. O nerede? İşte Sait Bey işaret etti. Yabancı gelecek. Yabancı dediğinizde böyle bir torbanın içerisinde bütün yabancıları bazen tek torbanın içine atıyorlar. Yani sanki hepsi tek profiliymiş gibi. Hayır. Bunların içerisinde işte bıyıklı tabir edilen, bizim işte Arap şeyli kefeveli diyelim, öyle onlar var. Günlük alsat yapanlar var. Kısa vadeli alsat yapanlar var. İşte long only dedikleri, işte bizim her yatırım yapılabilir seviyeye gelirsek long only dedikleri, yani jargon öyle. Ben kullanmıyorum, yabancı geldim ama jargon öyle olduğu için. Şimdi böyle bir spektrum olduğu zaman işte yabancı geldi deniliyor. Sanki her yabancı, öyle diyelim, aldığı zaman sanki sonsuza kadar tutacak. Öyle değil ya, adam sabah oluyor akşam veriyor. Akşam oluyor ertesi günü veriyor. Neden? Yani para getiri arıyor. Şimdi Amerika'da 2 yıllık getiriler kaç? 5 galiba, değil mi? 2 yıllık, yani siz 2 yıllık bir 4.68 şu an. 2 yıllık tahvil aldığınız zaman Amerika'da 5 ödüyorsunuz ve risksiz. Şimdi bizim ülkemize niye geliyor? Biraz şimdi makroya dönüyorum. Mikrodan makroya geçiyorum. Şimdi para getiri arayacak. Bizim ülkede bu faiz artışlarıyla dövizde bir öngörülebilirlik sağlanmaya çalışılıyor. Bu da nispeten sağlandı gibi ama bu devam eder mi bilemiyoruz. İşte o zaman da buraya para getiri arayışıyla sahipte işaret etti. Önce devlet tahviline. Devlet tahvilini teminat göstererek oradan çıkan parayla teminat olarak kullandığı dediği rakamla işte hisse senedinde pozisyonlanmalar vesaire. Tamamen getiri arayışıyla, yani ve bu işlemleri yaparken adam belki de haritada bizim yerimizi bilmiyor, bu işlemleri yapanlar. Belki Türkiye'ye hiç gelmediler. EFT ile yapıyorlar değil mi Sait Bey? Simit'le parayı yolluyor, alıyor, ertesi günü satıyor, hesabına para geçiyor, oldu bitti. Dolayısıyla böyle yabancıya bazen çok önem atfediliyor, doğru. Bazen de yani çok abartılıyor. Tamamen getiriyle alakalı bir şey. Şimdi ülkede ben Mart seçimlerinin ülkede bir siyasette bir paradigma değişikliğine yol açacağını, böyle bir tezim vardı. Nitekim de öyle oldu. Dikkat ederseniz ülkede yaklaşık 10-15 gün, 20 gündür böyle bir ılıman iklim var. Yani şu anlamda, ülke anlamında. Bu tabii bizim reel piyasalara, bizim cebimizi yansıtacak bir şey değil. Ama geleceğe dair bize umut vaat eden bir şey. Yani şey,
birbirlerinin partilerine hiç gitmemiş insanlar bir araya geliyorlar, tokalaşıyorlar. Bir takım kendilerine güzel, naif şeyler falan söylüyorlar. Bu memleket için iyi. Hocam bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Tam Bayram abinin dediği şey geldi burada. Poncular dedi, biraz önce cümlesinin içerisinde. Nerede savaş olacak, nerede darbe olacak, ne olacağını görebiliyor dedi. O zaman bizim Türkiye'ye benim yaptığım analizde bir geçen 2023'ün 1 Haziran'dan bu tarafa gelirken ki Türkiye'deki değişimi bu fon yöneticileri biz niye gelsin, niye gitsini tartışırken bu adamlar bunu demek ki görmüşler. Mayıs 1 Haziran. Evet, tamam. Geçen yılın 1 Haziran'dan ilk büyük çıkışın başlangıcında yabancılar, demin Yapı Kredi örneği verdik. Ben ortalamalarla bakarak takası sadece şu kadar malı aldı bakmanızın bir önemi yok. Onların Yapı Kredi'ye başladıkları rakam 9.000 liraydı. Akbank'a başladıkları rakam işte 28 civarıydı. Ama bunların alış ortalamalarına, dolarlarını bozdurarak girdikleri ortalamalara baktığımız zaman 1 milyar 200 küsür milyar lot aldıkları Yapı Kredi'ye 25 milyar civarında, yani 1 milyar dolarlık bir giriş var. Buna iki yönlü bakmak lazım. İşte Bayram abinin biraz önceki teoride anlattığını ben pratikten anlatayım ki bizi dinleyenler de daha rahat anlasın. Yeah. Demek ki bizim göremediğimizi şimdi bir hisseye 1 milyar dolarlık yurt dışından bu patronları da olabilir, gerçek yabancı fonlar da olabilir. Çünkü hepsini bir patronun alacağını da varsaymayalım. Bu para tek hisseden 1 milyar dolar nasıl çıkabilir bugünkü Türkiye konjektöründe, ekonominin dibe vurduğu, insanların alım gücünün çok zayıf olduğu bir noktada? Bu neyi gösteriyor? Bizim de yabancı gibi düşünmemiz veya yatırımlarımızı yaparken onlar gibi bakmaya yönlendiriyor. Ben böyle bakıyorum. O zaman ben korkmuyorum. Ben borsacı olarak konuşuyorum. Gayet ekonominin diğer normları değil. Bu Akbank'a, Sabancı Holding'e, Koç Holding'e, BİM'e, Şoka, işte diğer hisselere girişlere de baktığımız zaman 5-6 milyar dolarlık son bir yıla yakın bir Türk borsasına giriş oldu. Bu da Türk borsasının açık kısmının neredeyse %10'una yakın. O zamanlar 60 milyar dolar civarındaydık. Biz bugün 80 milyar dolarlara geldik. Böyle bakarsak bu paranın kısa vadeli girmediğini görüyorum. Benim kesinlikle, Türkiye'de kesinlikle. Ne Sait Bey'e bu malı geri satabilirler ne Metin Bey'e. Biraz önce Sait Bey'in verdiği örnekte benim hisseyi Metin Bey alırsa ben de dönüp Sait Bey'in bahsettiği hisseye geleceğim örnek. En önemlisi kredi riskini bitirdi abi. Şimdi kredi riskini bitirdi piyasadaki. 1 Haziran'dan ben biraz öncesine gideceğim. Mayıs seçimlerinden önce sizin işaret ettiğiniz özellikle 4 özel banka ve 2 tane holdingde diğer kamu hisselerine de daha yüklü alımlar vardı. Çünkü orada seçimden sonra orada da bir paradigma değişikliğine oynayan böyle bir yabancı bir profil vardı. Fakat şimdi Mayıs seçimleri o pozisyonlu alanlarda olmayınca dikkat edin seçimlerde hemen sonra yani ilk turdan sonra o pozisyonlu alan hisselerde ciddi satışlar geldi. Yani Mayıs seçimleri öncesinde tutulan pozisyonlar ilk turdan sonra böyle bir satıldı. Hatırlayın. Ve kamu kağıtlarına girdiler. Şimdi ben sizin işaret ettiğiniz benzer alışı Eylül'den itibaren hissettim. Yani yine o 4 özel bankada ve 2 tane büyük holdingde. Ve bu hızlı alımlar yani Mart seçimlerinden bir ay önce belki Burak daha iyi teyit edecektir. Yani böyle Şubat sonu gibi yine bu 4 tane özel banka ve 2 holdinge yine yüksek bir alım oldu. Çünkü biraz önce işaret ettiğim gibi ben siyasette bir paradigma değişeceğini o bir saniye. Evet. Banka tutan var mı burada? Kimde var banka? Vay be. Vallahi bravo. Yabancı takipçi. Sana bir şey demeyeyim. Dolayısıyla işte Suat Bey, Türkiye'de bir iklim değişecek. Olumlu yönde iklim değişecek. O yüzden portföyü anlamalı. Foncular bizden önce bunu okuyabiliyor. Piyasaya böyle yapmaz mı? Paranın sahibi. Ama öyledir. Suat Bey yani piyasa önden fiyatla. Dün akşam biliyorsunuz geçen akşam aynı odada konuştuk. Yani reel piyasalarla finans piyasaları otonom hareket ediyor. Birbirinden bağımsız hareket ediyor. Finans piyasaları önden fiyatlıyor. Neyi fiyatlıyor? İşte Suat Bey'in işaret ettiği. Yani işte belki Baydan Bey'in işaret ettiği veya Sait Bey'in işaret ettiği. Önden fiyatlayacak. Ama biz hane halkı olarak veya işte bu ülkede ticaret yapan insanlar olarak veya çalışan olarak biz bunu hissetmiyoruz. Biz şimdi ay sonunu düşünüyoruz veya işte ticaret erbabı parası olacak ödeyecek çekini düşünüyor. Yani bu ayrı.
bunlar bağımsız hareket ediyor. Ama günün sonunda şöyle bir şey olacak. Bu alınan önlemler ve siyasetteki bu paradigma değişikliği olumlu anlamda. İşte bir Avrupa Birliği'ne bir selektör yakmalar. Olabilir yani bunlar. Bunlar vücut bulduğu zaman o zaman reel hayat da oraya dolu olumlu olarak yakınsayacak. Ama bu 6 ayda olmayacak. Çünkü hasar Sait Bey işaret etti. 2018 miydi damat geldiği evet. zaman? Ya ondan önce pardon 2013-2014'tü galiba 2015'ti. 2018'de geldi damat. 2016. Yok Enerji Bakanlığı geldi sonra şeye geldi. Şimdi orada itibaren bu zamana kadar yaşanan bir hasar var. Yani baktığınız zaman 6 yıllık bir hasar. Şimdi siz 6 yıllık yaşanan bu ekonomik şeyi 2 tane faiz arttırarak elinizde T cetveliyle işte 50 artı yaptı, 50 artı 3 yaptık. Şunu da düzeltmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Hasar çok büyük. Şey Bayram Bey'in işaret ettiği nokta. Ama biz şimdi borsayı konuştuğumuz için borsa bunları önceden fiyatlayacak. Alacak, satacak. Tabii ki burada belli formasyonlar da olacak. Böyle lineer bir çıkış olmayacak. Yani belki pazartesi günü sert bir çıkış olacak. Kötü bir haber akışı gelecek. Bir düzeltme yapacak vesaire. Ama önemli olan bu orta vadedeki şeyi öngörüyor olabilmek. Ben memleket için bu 31 Mart seçiminin özellikle memleket hayrına olduğu düşüncesindeyim. Bu işte bütün reel hayatta ve işte finans hayatında da olumlu yansıyacaktır diyeyim. Burak başka böyle bir toparlamış olayım. Teşekkür ederim. Müsaade var mı? Tabii lütfen. Borsa ne? Borsa ne? Hanımefendi sizce nedir borsa? Ya borsa ne? Yani ne işe yarıyor? Ekonomiye ne faydası var? Biliyor musunuz? Peki ben sizin için cevap vereyim. Sizin borsada hisse senediniz var mı hanımefendi? Yok, ben... Beyefendi mi? Arkadaşlar otursun öyle mi devam edin? Sigaracı ekipten. Zaten bir 2 dakika. Şunu çok ilginç geliyor. Burada ekonomiye faydası olduğuna inanan var. Türk ekonomisine borsa açısından siz kaldınız. Niye faydanız var? Yani para geçen istihdam yaratıyor bence. Hayır. Borsa. Siz borsada alıp satarken ekonomiye ne faydanız var? Hiçbir faydanız yok. Hiçbir faydanız yok. Aracı kurum vergi üretiyor. Müsaade edin. Müsaade edin. İşletmelerin faydasından dolayı dolaylı olarak hiçbir faydası yok. O halka arz da var. Borsalar, borsaların amacı reel sektöre kaynak yaratılacak sermayenin tabana yayılması için kurulmuş bir sistem borsalar. Borsalarda alıp satmanın ekonomik açıdan hiçbir faydası yok. Kumarhaneciler dediğim aracı kurumlar gelir elde ettiği için faydası var. Sizler spekülatif kazanç elde ederseniz sizden alınacak harcadığınız paraların ekonomiye büyütmesi açısından katkısı var. Başka da sizin yaptığınız ekonomik açıdan bir faydası yok. Yok. Kazandığı parayı harcarken... Kazandığı parayı harcarken... Bu piyasada istihdam eden çalışanlara bir katkınız var. İşte tam da. Yani, dolayısıyla aracı kurumlara faydası var. Şimdi bu çerçeve... Oradaki en önemli 10 kişi çalışsa... Yani, söyledim zaten. Aracı kurumlara faydası. Şirket finansmanı. Türkiye'de 72 tane aracı kurum var. Yani 8 milyon yatırımcı 72 aracı kurum için var. Şimdi bakın böyle bir düşünün olayları. 8 milyon mu 10 milyon mu yatırımcı var? Ne kadar var? 72 aracı kurum sizin alıp sattıklarınızdan elde ettiği gelirler üzerine kaç kişi çalışıyor olabilir 72 aracı kurumda? Biner kişi olsa 72 bin kişi. Bin olamaz. Yok bu kadar yok. Tamam yani bir düşünün. Eskiden... Şimdi bir düşünün. 125 aracı kurum. Borsanın, borsadaki yatırımcıların... 3 şehirdeydi abi. 3 şehirdeydi. Ya borsadaki yatırımcıların ekonomiye bir faydası yok. Kazandığı parayı harcamazsa. Yatırımcıların yok diyelim abi. Yatırımcıların yok. Yatırımcıların yok. Borsaların amacı sermayenin tabana yayılması ve şirketlere, özel sektöre
reel sektöre kaynak aktarılması için. Ama o kaynak için o yatırımcıya ihtiyaç var. Tamam. Halk arzı öneminde var. Şimdi de var abi, sermaye artırımlarında da var. Bir yere getireceğim, bir müsaade edeyim. Bir tamam da özür diliyorum. Ya ben anlam katkısı yoksa, halk arzda varsa, bu yatırımcıların tamamı yarın sabah çıkıyoruz, kim alacak bu hisseleri? Şimdi işte onu anlatacağım. Müsaade edersen, siz yatırımcıların yaptığı işlemlerin, borsalardaki yaptıkları işlemlerin ekonomiye bir faydası yok. 72 aracı kuruma gelir kaydettirmekten başka. Ama halka arz esnasında, halka arzdan satın alınan hisse senetlerinden dolayı özel sektöre ya da reel sektöre aktarılan kaynak açısından ciddi bir faydası var. Ama bunun dışında yabancı sermayenin o ülkeye gelmesi veya büyük sermaye hareketlerinin borsalar üzerinden kazanç elde etmesi için yatırımcıların bir faydası var. Şimdi bu çerçevede baktığınız zaman daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani biz kimiz? Ne yapıyoruz? Ne alıp satıyoruz? Yani bir hisse senedi alıp satmak nedir? Soruyorum ben. Fiyat alıp satmaktır. Hiçbir şey. Yani siz bir, size diyorlar ki hesabınızda böyle bir hisse senedi var. Kaydi bir şeydir bu. Buna kaydi diyoruz. Dokunmuyorsunuz çünkü. Ve bu çerçeveden baktığınız zaman olaya biraz daha kolay. Yani ne yapmanız gerekiyor? Nereye getireceğim? Biraz bunları cebe koymayı bilmemiz gerekiyor. Cebe koymayı bilmediğimiz sürece borsadan para kazanma imkanı yok. Çünkü her şey kaydi. Evet, var hisse senedi. Sizin tuttuğunuz hisse senediniz 10 liraysa, ben yarın sabah bunun 20 lira olduğunu söylersem, siz bunu satmazsanız sizin hesabınızdaki paranın 2'ye katladığını düşünürsünüz. Oh çok güzel, benim 2'ye katladı param. Ama oradan onu satıp da cebinize koyup onu tekrar ekonomiye kazandıracak şekilde bir harcama yaparsanız, Türk ekonomisini büyütecek bir şeyler yaparsanız, o zaman faydası var. Dolayısıyla bu çerçeveden bakmak gerektiğini düşünüyorum borsalara. Yani çok önemli bir iş filan da yapmıyoruz, onu bilin. Çok önemli bir iş yapmıyoruz. Fiyat alıp fiyat satıyoruz. Herkesin ehliyeti vardır burada. Ama herkes taksicilik yapamaz. Direksiyon sallayamazsınız o kadar. O kadar ağız kokusu çekemezsiniz. Borsacılık da önemsiz gibi görünse, herkes tuşa basabildiğini düşünse de çok da kolay bir iş değildir. Birazcık bütün yetilerimizi, o gün yaşadıklarımızı, bir gün öncekini hepsini işin içine koyuyoruz. Müthiş bir psikoloji var. Amerika'da özellikle bütün bu fon yöneticilerinin filan, filmlerde filan da görüyorsunuzdur. Hepsinin psikoloğa gider, bir dernekleri var, beraberce şey yapıyorlar. Yani insan psikolojisiyle çok ilgili. Niye alım satım kararı veriyoruz? Eğer bir insider yoksa, bir bilgi sahibi değilsek, bir ne diyoruz? TIO yoksa bakıyoruz. Kendimizi analiz ediyoruz ve bir karar verip bunları alıyoruz. Sinir bozucu bir yani. Çok sinir bozucu. Bravo. Evde ekrana bakarken elektrik süpürgesi çalışınca da çok sinir. Harika söylediniz. Çok güzel. Benim için de çok sinir bozucu. Çok çok sinir bozucu. Şey oluyor mu abi? Çok oturdun, gel bir çay içelim, gel bir kahve içelim, yeter artık. Kağıt ismi ver diyor, vereceğim şimdi size kağıt ismi. Yok, manipülatif aldığın kağıdı söylemiyor. Yarmış da aldım. Söyleyeceğim şimdi size. Şimdi ben 2 defa beyin ameliyatı oldum. Olma sebebim, beynimdeki bir yerden, hipofizin olduğu bir yerden kortizol hormonu salgılıyor. Kortizol hormonu ne biliyor musunuz? Stres hormonu. Stres hormonu. Ne güzel söylediniz. Bakın, 2 defa oldum bu ameliyatı. 2 defa tümör oldu, gözlerim kör oldu filan. Dolayısıyla çok da önemsemeyin bu yaptığınız işi. Ne yapardım biliyor musunuz? O gün çok kötü geçerdim. Yorganı üstüme çekerdim. Saat 7'de eve gelip, bir tane kızım var, elinizden öper, 28 yaşında. Küçücük kız. Gençlere söylüyorum. O yorganı üstüme çeker, 7.30'da yatardım. Sabaha kadar çıkmazdım yataktan. Ne oldu? Karanlık oda. Hiçbir şey yok. Üzülmenize değecek bir şey yok. Buradaki herkes sermayedarsa, hisse senedi varsa, mutlu azınlığın içinde mutlu olduğunuzu biliniz. Şuradan kafanızı uzattığınız zaman dışarıdaki insanların bu mutluluğa erişmediğini varsayın. Aranızda bir de paranızı harcayın.
Hep hisse senedi almak da olmaz. İyi, iyi, iyi. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Yiyin yoksa başka bir işe yaramaz. Şimdi karanlık odada çok yoruldu. Çok karanlık var. Hep eşleşmeden alıyormuş abi o yüzden. Eşleşmeden alıyor. Şöyle sigara içenler de hafif hareketlenmeye başladılar. Bir 15 dakika mola verelim. Yani